Merhaba arkadaşlar Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün dış kuvvetler konusunun ikinci bölümünü inceleyeceğiz sizinle beraber. Ama ona geçmeden önce hemen size programdan bahsedeyim. Programlama çok önemli arkadaşlar. Programlamayı yaptığınız zaman başarılı olursunuz. Bugün 25 ayın ve günlerden pazartesi dış kuvvetler 2 videosunu çekiyoruz Kasım ayı içerisinde. Derse başlamadan önce size konuyla ilgili arkadaşlar... Bir ödevlendirme yapacağım. Ödevlendirmemiz 46. sayfadan başlıyor. Hangi kitaptan? 0'dan 10'a coğrafya sevgili arkadaşlar. 46. sayfayı açıyorsunuz ve burada dış kuvvetler konusunu inceliyorsunuz ve konuyla ilgili soruları çözüyorsunuz. Hemen ardından ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Dinamo soru bankasını alıyorsunuz ve soru bankanızdan konuyla ilgili soruları çözüyorsunuz. Yapamadığınız soruları hemen buradan tats kısmına gönderip cevapları alıyorsunuz değerli arkadaşlar. Eğer hazırsanız dış kuvvetler konusuna devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Müzik Neler var konumuzda? Kütle hareketleri var. Buzulların oluşturduğu yüzey şekilleri var. Karstik şekiller var. Türkiye'de rüzgarlar ve Türkiye'de akarsu şekilleri var sevgili arkadaşlar. Peki kütle hareketi dediğimiz şey nedir? Kütle hareketi dediğimiz şey Sevgili arkadaşlar burada neyi görüyoruz? Heyelanı görüyoruz. Heyelan ne demektir? Heyelan toprağın kayması demektir. Bakın burada erozyonla çok karışıyor. Heyelan farklı bir şey. Erozyon farklı bir şey. Bunları da birazdan size söyleyeceğim. Kütle hareketleri neden oluşur? suya doygun hale gelen tabakanın hızla eğim doğrultusuna yer değiştirmesidir. Yani kütle hareketinin oluşmasında burada heyelanın oluşmasında ne önemli arkadaşlar? Su çok önemli. Peki bu su nasıl oluyor? Yağışlarla oluyor değerli arkadaşlar. Yamaç dengesinin bozulması, eğim, yer çekimi, yağış ve kar erimeleri kil tabakası yani suyu çeken toprak tabakası. Ne yapıyor? Heyelanı hızlandırıyor ve tabakaların uzanış biçimi eğer eğime paralel uzanıyorsa sevgili arkadaşlar daha fazla heyelan olur. Peki sonuçları neler? Can ve mal kaybı oluşuyor mu? Bazen kötü haberleri duyabiliyoruz bizde İşte Türkiye'nin belli kesimlerinde özellikle nerede Karadeniz bölgesinde heyelanlara rastlıyoruz. Yerleşim alanları zarar görüyor, heyelan set gölleri oluşuyor. Buna örnek. Abant Gölü arkadaşlar belki aranızdan ziyaret edenler olmuştur. Topografik yapı değişir. Yani arazinin şekli değişiyor ve ulaşımı aksatabiliyor arkadaşlar. Peki heyelanı önlemek için ne yapabiliriz? İstinat yani koruyucu duvarlar örülebilir. Bazen şeyler arası yolculukta görürsünüz. Yolun kenarına böyle duvarlar örülmüştür. Bunların amacı nedir? İşte kütle hareketlerin önüne geçmek. Yamaç dengesi korunabilir. Toprakta suyu tahliye eden kanallar açılabilir ki toprak suyu çekip şişmesin ve kaymasın. Teraslandırma yapılabilir arkadaşlar. Bir taraçalandırmadır yani basamaklandırma. Eğimli killi alanlar imara açılmaz. İmara açılmazsa bu sefer can ve mal kayıplarına da neden olmaz arkadaşlar. Türkiye'deki heyelan bölgelerine bakalım. Ne görüyoruz haritada? Arkadaşlar özellikle Karadeniz bölgesini görüyorsunuz. Ve Akdeniz bölgesini. Bakın Heyelan'da şu gördüğünüz alan. Riskin en fazla olduğu alan. Karadeniz. Neden? E çünkü burada eğim var mı? Var. Yağış var mı? Var. Eğim ve yağış varsa arkadaşlar Heyelan riski fazla olur. Heyelan riski Karadeniz'den sonra nereden nispeten biraz daha fazladır? Toros dağlarında yani Akdeniz'de daha fazladır. Bakın. Tabakaların uzanış yönü ne yapıyor? Heyelan riskini ciddi şekilde etkiliyor. Burada tabakanın uzanış yönü nedir? Eğime paraleldir. Oysa burada nedir? Eğime diktir. Yani burada kayma daha az olur. Buradaysa daha fazla olur. Uyarıya bakalım. Heyelan ile erozyon karıştırılıyor. Ama siz karıştırmayacaksınız. Heyelan yağışlı iklimde yaygın iken erozyon kurak iklimlerde etkilidir. Yani ülkemizde heyelanın en çok olduğu yer Karadeniz bölgesi. Erozyonsa iç kesimlerde daha fazladır. Heyelan hızlı gelişir. Anında gelişir. Ama erozyon öyle değil. Erozyon onlarca, yüzlerce, belki binlerce yıl boyunca devam ediyor. Ağaç dikerseniz erozyonu engelleyebilirsiniz ama heyelanı engelleyemezsiniz arkadaşlar. Eğer ağaç heyelanı engelleseydi Karadeniz bölgesi Türkiye'de ormanların en yoğun olduğu bölge ve burada heyelan olmazdı. E oluyor mu? Oluyor. Demek ki ağaçlandırma heyelanı çok da önlemez. Heylanda tabaka yer değiştirirken erozyonda toprağın üst kısmı sadece aşınır. Değerli arkadaşlar. Gelelim buzulların oluşturduğu yüzey şekillerine sevgili arkadaşlar. Türkiye'de buzullar çok etkili mi? Hayır Türkiye'de buzullar çok etkili değil. Buzulların etkili olduğu alanlar daha çok nereler? Kutba yakın alanlar. Türkiye orta kuşakta olduğu için sevgili arkadaşlar buzullar çok da etkili değil. Ancak ve ancak nerede etkili olabilir? Dağların yüksek kesimlerinde nispeten etkili olabilir. Türkiye'nin matematik konumu nedeniyle en az etkili olan dış kuvvet nedir? Buzullardır arkadaşlar. Türkiye'de buzul şekillerini nerede görebiliriz? Türkiye'de buzul şekillerini bakın Yalnızçam, Kaçkar, Giresun, Mercan, Ağrı, Buzuldağ ya da Cilo, Erciyes, Aladağlar, Bolkar Dağları, Bey Dağları, Uludağ ve Sultan Dağları'nda görebiliyoruz. Peki güncel buzullar nerede? Yani şu an Uludağ'da, Sultan Dağı'nda ve Be Beydan'da buzulları bulamıyoruz. Ama buzul izleri var. Çünkü daha önceki jeolojik devirlerde Türkiye soğuktu ve soğuk olduğu için arkadaşlar buralarda da buzullara rastlanmıştı. Yani dikkat ederseniz çok fazla buzul göremiyoruz. Ancak dağların yüksek kesimlerinde görebiliyoruz. Türkiye'de Kuaterner zamanında buzullaşmaya uğramış ve enlemi nedeniyle 2200 metreden yüksek yerler etkilenmiştir. Ülkemizde yüksek dağların bulunması buzulların az da olsa etkili olmasını sağlamıştır. Türkiye'de görülen buzul şekilleri neler? Dikkat edin dağların tepesindeki buzullar takke buzulları veya işte gene dağların yüksek kesimlerinde bulunan sirk buzulları ile gene çok yükseklerde buzul vadilerine rastlayabiliriz. Kanada, Rusya, İsveç ve Norveç gibi ülkelere ait kıyılarda buzulların oluşturduğu yeryüzü şekillerine rastlanırken buralarda rastlanıyor. Bizde kıyılarda buzullara asla ve asla rastlanmaz. Neden? Çünkü kıyı ne demek arkadaşlar? Sıfır metre demek. Deniz kenarı demek. Türkiye'de hiçbir zaman geçmiş jeolojik dönemlerde dahil olmak üzere kıyılarda sıfır metrede buzullaşma olmamıştır arkadaşlar. Buzulların Türkiye'de en fazla indiği yükselti 2200 metredir. Daha aşağıya buzullar inmemiştir. Türkiye'de fjord, skayer, örtü buzulu, bankiz enlem nedeniyle görülmez. Çünkü bunlar ancak nerelerde görülebiliyor? Kutuplara yakın yerlerde. Mesela fjord ve skayer'ler Norveç, Kanada, gibi ülkelerde görülüyor. Örtü buzulları Antarktika ve Grönland'da görülüyor. Bunlar bizde gözükmez. Morenler, Sanderler, Durumlinler buzulların etkisi zayıf olduğu için oluşmamıştır. Çünkü bunlar buzulların oluşturduğu yer şekilleri değerli arkadaşlar. Gelelim karstik şekillere. Hatırlayalım karstik şekilleri. Karstlaşma ne demek arkadaşlar? Kaya tuzu, jips ve kalker gibi. Bakın kaya tuzu, Jips jips alçı demek arkadaşlar alçı taşı ve kalker kireç demek. Şimdi bunların ortak özelliğini bunlar su ile kolay çözünür. Ve karstik şekillerde su ile kolay çözünen sahalarda görülüyor. Bizim ülkemizde de su ile kolay çözünen bu kayaçların yaygın olduğu yerler daha çok nereler arkadaşlar? Akdeniz bölgesi. Tabi başka alanlarda da gözüküyor ama daha çok Akdeniz bölgesinde görüyoruz. Neyi görüyoruz? Karstik şekilleri. Peki karstik şekiller neydi? Hatırlayalım daha önceki videolardan. Birikim şekilleri ve <laughs> aşınım şekilleri şeklinde olacak arkadaşlar. Aşınım şekilleri neler? Lapya, dolin, uvala, polye. Polyeler artık neydi? Karstik ovaydı arkadaşlar. Çok çok büyük şekiller. Mağaralar, düdenler ve obruklar. Birikim şekilleri neler? Traverten, sarkıt, dikit ve sütunlar. Bakalım bunlar bizim ülkemizde nerelerde var? Bakın bu Türkiye'nin karstik sahalarını gösteren bir harita. Nerede yaygın görüyoruz? Antalya ve çevresi. Özellikle bu alanda bir sürü karstik şekil bulabilirsiniz arkadaşlar. En geniş yayılış alanı teke taşeli platoları. Neresi teke platosu? Şurası. Neresi taşeli platosu? Burası arkadaşlar. Buralarda oldukça yaygın. Ayrıca nerede var? Göller yöresi. Bakın şu kısım göller yöresidir. Burdur, Isparta'nın olduğu yerler. Ege'de Menteşe yöresinde yaygındır. Burası Menteşe. İç Anadolu'da Konya, Nevşehir, Sivas, Çankırı çevresinde. Şu bölgelerde görürsünüz. Güneydoğu Anadolu'da Mardin, Urfa, ayrıca Erzincan ve Gümüşhane'de de Görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Yani karstik şekiller sadece Akdeniz'de değil, Akdeniz'de belirgin ama Türkiye'nin başka yerlerinde görülebiliyor değerli arkadaşlar. Peki neydi bunlar? Şöyle hatırlayalım. Lapya neydi? En küçük karstik aşınım şekliydi. Böyle bir santimden bir metreye kadar olan aşınım çukurlarıdır arkadaşlar. Polye neydi? Polye artık en 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 geniş karstik aşınım şekliydi ve bunlar ova oluyordu. Polio ovaları. Ova. Türkiye'de nelermiş bunlar? Türkiye'de takkem. Bakın kodluyorum bunu size. Takkem. Tefenni, Acıpayam, Korkuteli, Kestel, Elmalı ve Muğla. Bunların hepsi Akdeniz ve Ege kıyılarında arkadaşlar görülen ovalar. Obruklar neydi? Lapyalar doline dönüşüyordu. Dolinler e, uvalaya uvalalar poliye dönüşürken Obruklar da arkadaşlar yerin altındaki mağaranın çökmesiyle oluşuyordu ve mağara çökünce aşağıya doğru burada bir çukur oluşuyor. İşte bu çukurlara biz ne diyoruz obruk diyoruz. Cennet cehennem obrukları Mersin'de ve Konya'da kız ören obruğu en popüler obruklardan bir tanesidir. Ve gene düdenler düdenler yerin altına suyun girdiği ve suyun çıktığı alanlardır. Antalya'da düdene biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ve Traverten bir karstik birikim şekilleri ülkemizdeki çok turist çeken alanlardan bir tanesidir Pamukkale Travertenleri. Gene mağaralar Tokat'ta Ballıca Mağarası. Antalya'da dikkat edin bakın Antalya, Antalya, Burdur özellikle bu Antalya ve çevresi Damlataş, Dim, İnsuyu mağaraları en popüler karstik mağaralarımızdır. Gene Gümüşhane'de Bey mağarası arkadaşlar. Kanyonlara gelince Saklı Saklıkent. Fethiye'de, Köprülü Kanyon, Ihlara'da, Ihlara Vadisi Aksaray'da ve Ulubay Kanyonu Uşak'ta. Bunlar nedir arkadaşlar? Kanyonlar karstik sahalarda görülen karstik vadiler de diyebiliriz bunlara sevgili gençler. Gelelim Türkiye'de bir diğer dış kuvvet rüzgarlar. Rüzgarlar bizim ülkemizde daha çok nerede etkili olacaktır? Tahmin edebilirsiniz iç kesimlerde. Yani bitki örtüsünün zayıf olduğu dolayısıyla aşınmaya Açık hale, toprağın aşınmaya açık hale geldiği alanlarda rüzgar aşınmasının şekillerinin daha belirgin olduğunu söyleyebiliriz. Bakın, İç Ege'de Afyon, Kütahya, Uşak çevresi, İç Anadolu bölgesine, Güneydoğu Anadolu bölgesine ve çukur alanlar rüzgarların en belirgin olduğu sahalar, yani kıyılarımızda rüzgar şekilleri çok belirgin değildir. Bitki örtüsünün yoğun olduğu yerlerde Rüzgar şekilleri çok belirgin değildir. Neler vardı hatırlayalım. Mantar kayalar, tafoniler, gene kumullar rüzgar şekillerine örnek verilebilir. Türkiye'de akarsuların oluşturduğu şekillere baktığımızda arkadaşlar akarsularında gene aşınım ve birikim şekilleri vardı. Ülkemiz akarsu ağ noktasında zengindir sevgili arkadaşlar. Bazı akarsularımız çok hızlı akarken bazıları çok yavaş akabiliyor. Akarsuyun akış hızını ne belirliyordu? Yükselti. Çok yüksek bir yerse Örneğin Doğan Doğu Anadolu bölgesi gibi, Karadeniz gibi, Akdeniz gibi akarsular nasıl akacaktır? Hızlı akacaktır. Ama Marmara ve Ege'de akarsuların akış hızı nasıl? Oldukça zayıf. Yani aşındırması daha az olacaktır. Hızlı akan akarsulara göre. Şöyle bir bakalım. Türkiye'de Karadeniz'e dökülen akarsular. Çoruh. Artvin'den Gürcistan'a, oradan Batum'a, oradan Karadeniz'e dökülüyor. Yeşilırmak, Kızılırmak. Kızılırmak Türkiye sınırları içerisindeki en uzun akarsu. Bartın Çayı, Sakarya, bunlar Karadeniz'e dökülen akarsular. Akdeniz'e dökülenler Seyhan, Ceyhan, Göksu ve Aksu nehirleri. Asi Nehri de arkadaşlar gene e, Hatay'dan Akdeniz'e dökülen bir akarsu. Ve Ege Denizi'ne dökülenler Meriç biliyorsunuz Türk Yunan sınırını da çiziyordu Meriç. Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderesler de Ege'ye dökülüyor. Tabii sevgili arkadaşlar Ege'deki akarsuların akış hızı oldukça yavaş dedik. Doğu Anadolu'da ve Karadeniz'deki akarsuların akış hızı oldukça fazla dedik. Fazla olan hızlı akan akarsulardan biz aynı zamanda ne yapıyoruz? Elektrik üretiyoruz. Özellikle Doğu Anadolu bölgesindeki akarsularımızda bir sürü baraj kurarak elektrik üretimi yapıyoruz. Asi Meriç nehirleri. Asi şurası arkadaşlar ve Meriç. Kaynağını nereden alıyor? Yurt dışından alıp ülkemize dökülüyorlar. Fırat, Dicle ve Çoruh Aras nehri ise bakın Fırat, Dicle, Aras ve Çoruh. Kaynağını Türkiye'den alıp nereye gidiyor? Yurt dışına döken akarsulardır. Tabanlı vadiler yani böyle geniş tabanı olan şunlar neydi? Çentik vadilerdi. Tabanlı vadiler Menderes, Irmak Adası, Birikintikoni ve Elpazesi eğimin az oldu. Yani ben şu vadiyi arkadaşlar daha çok nerede göreceğim? Ege'de göreceğim. Ama şu vadiyi daha çok Doğu Anadolu'da ve Karadeniz'de göreceğim. Çünkü buradaki akarsular çok hızlı akıyor. Eğimin az olduğu yerlerde görülürken bunlar şelale, dev kazanı, çentik vadi, Boğaz Vadi ve kanyonlar eğimin fazla olduğu yerlerde görülecek. Türkiye'de en etkili dış kuvvet nedir? Akarsulardır. Çünkü buzulların etkisi az. Orta kuşaktayız. Rüzgarlar iç kesimlerde daha çok etkili oluyor. Ama genelinde Türkiye'nin en fazla hangi dış kuvvet var? Akarsular sevgili arkadaşlar. Türkiye'deki akarsu şekillerine şöyle bir bakalım. Ne görüyoruz? Boğaz vadi görülen yerler. Arkadaşlar boğaz vadiler aynı zamanda geçittir. Yani iç kesimlerden siz kıyılara ulaşırken hatırlayalım Türkiye'de dağların uzanış doğrultusu şöyle doğu-batı doğrultulu değil miydi? Evet. Dolayısıyla sizin kıyıdan iç kesimlere gelebilmeniz için dağları aşmanız lazım. Dağları aşmanıza yardımcı olan şeyler ne? Akarsuların oluşturmuş olduğu boğaz vadiler. Bakın burada neyi görüyorsunuz? Ecevit geçidini, Kop geçidini ve Zigana geçidini görüyorsunuz Karadeniz'de. Ve Akdeniz'de hangi geçitler var? Çubuk, Sertavul, Gülek ve Belen. Bunu şöyle aklınızda tutabilirsiniz. Akdeniz'deki geçitler çok sayıda geçit bulunur diyorum. Bakın. Çok Çubuk, sayıda Sertavul, geçit Gülek bulunur Belen. Çok sayıda geçit bulunur nerede? Akdeniz'de. Gene Menderes ve Irmak Adaları tabii bu Menderes ve Irmak Adaları için sevgili arkadaşlar ne olması lazım? Söyleyin. Eğimin az olması lazım. Yani akış hızı yavaş. Türkiye'de akış hızı yavaş olan akarsuları ben nerede görecektim? Türkiye'nin batısında. Yükseltinin az olduğu yerlerdi. O zaman Zaten Büyük ve Küçük Menderes isimlerinden anımsarsınız. Bakırçay, Gediz, Sakarya ve Meriç nehirlerinde menderesler oldukça yaygındı. Neydi menderes? Akarsuların şu şekilde büklümler çizmesi. Niye büklüm çizer akarsu? Çünkü eğim az. Peneplene yakın araziler. Arkadaşlar peneplen neydi? Türkiye'de ya da dünyada herhangi bir yerde akarsuyun artık her şeyi aşındırıp neredeyse düzleştirdiği alanlardır. Türkiye'de peneplene yakın arazi... İstanbul çevresidir. Yani şurası artık neredeyse deniz seviyesine çok yaklaşmıştır aşınmaktan dolayı. Ve <laughs> Türkiye'de bulunan kanyonlar, kanyonlar biliyorsunuz, demin de bahsettik arkadaşlar nerede olacak daha çok? Karstik sahalarda olacak. Peki nerede var bunlar? Değerli arkadaşlar işte Ulubey'de, Ihlara, Köprülü, Saklı Kent ve Göksu Kanyonları buna örnek verilebilir. Gene Türkiye'de dağ eteği ve dağ içi ovaları dağların arasında kalan işte Iğdır Ovası, Muş Ovası, Malatya Ovası da bunlara örnek. Ve şurası çok mühim. Arkadaşlar Türkiye'nin bakın yıldızı koydum. Türkiye'nin delta ovalarını muhakkak herkes bilecek. Nedir bunlar? Delta neydi? Akarsuların aşındırdığı malzemeyi getirip denizde biriktirmesiyle oluşuyordu. Şimdi şuraya Yeşilırmak Nehri geliyor, dökülüyor. Yeşilırmak Nehri dökülürken hangi deltayı oluşturuyor? Çarşambayı. Kızılırmak Nehri Bafra'yı oluşturuyor arkadaşlar. Meriç Nehri Meriç Deltasını, Seyhan ve Ceyhan nehirleri Çukurova Deltasını, Göksu Nehri Silifke'yi Küçük Menderes Nehri Büyük Menderes Nehri, Gediz ve Bakır çaylarda arkadaşlar Ege kıyılarındaki deltaları oluşturuyor. Özellikle özellikle arkadaşlar Çarşamba ve Bafra deltalarını bilmemiz gerekiyor. Nerede bunlar? Hangi şehrimizde? Samsun şehrinde. Çukurova hangi şehrimizde? Adana şehrimizde. Silifke Mersin'de sevgili arkadaşlar. Bunlar Türkiye'nin en önemli delta ovaları. Delta ovalarında biliyorsunuz tarım oldukça önemli bir ekonomik faaliyet. Ve konuyu bitirirken nelere baktık onu hatırlayalım. Kütle hareketlerinde neyi öğrendik? Erozyon ve heyelan arasındaki farkı öğrendik arkadaşlar. Buzulların oluşturduğu yeryüzü şekillerine bakarken bunun Türkiye'de çok da etkili olmadığını öğrendik. Karstik şekillere bakarken Türkiye'de karstik şekillerin Akdeniz bölgesinde yaygın olduğunu öğrendik. Mağaralar, obruklar, düdenler buna baktık. Türkiye'de rüzgarlara bakarken rüzgarların daha çok iç kesimlerde olduğunu öğrendik. Ve etkili olduğunu öğrendik. Türkiye'de akarsu şekillerinin en belirleyici dış kuvvetlerin akarsular olduğunu öğrendik. Ve akarsudan oluşturduğu şekillere baktık sevgili arkadaşlar. Ve ödüllü soruyu videonun yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar